Bir balona saçınızı sürttüğünüzde ve sonra balonu uzaklaştırdığınızda saçlarınızın dikleştiğini görürsünüz. Eminim hepiniz bunu en az bir kere denemişsinizdir. Peki sebebini hiç merak ettiniz mi? Bu olay sırasında belirli bir yük alışverişi olduğunu hissetmişsinizdir. Bir taraf pozitif, diğer tarafsa negatif yükle yüklenir. Bunun sonucunda da taraflar birbirini çekerler. Saçınız ve balon birbirini çektiği için de saçlarınız dikleşir. İşte bu olaya triboelektrik etkisi deniyor. Evet, triboelektrik etkisi. İnsanlık tarihinde bu gözlemler tabii ki doğum günü partilerindeki balonlardan çok daha öncesine dayanıyor. Mesela bir parça cama ipek kumaş sürttüğünüz zaman da bir çeşit çekme durumu gözlemlenir. Gökyüzündeki şimşeklerin de mantığı benzerdir. Bu durumda yüklenmiş bir potansiyelin bir anda boşalması gerçekleşir ve korkunç bir gürültü çıkar. Uzun zamandır gözlenen bu olaylarda bilim insanları neler olduğunu anlamaya çalışmış. Bu araştırmalar sonucunda gerçekleşen durumun aslında yüklerle ilgisi olduğu anlaşılmış. Yani balon sürtünce saçımızın dikleşmesi veya şimşek çakması aslında yük kavramıyla açıklanabilir. Bu görüşe göre her şey bir yükle yüklüdür. Bazı şeyler pozitif, bazı şeyler negatif yüklüdür. Bu arada bu adlandırma tamamen rastgele yapılmış. Mesela benim çizdiğim pozitif yük yerine pembe yük, negatif yük yerine ise yeşil yük diyebilirdik. Ya da su aygırı ve deve kuşu yükleri bile diyebilirdik. O zaman su aygırları ve deve kuşlarının birbirine ilgi duyduğunu ve aralarında bir çekim olduğunu belirtmiş olurduk. Yani tamamen rastgele verilmiş adlardan söz ediyorum. Önemli olan şu biz ister bunlara pozitif, negatif, ister su aygırı ve deve kuşu diyelim, aynı yükler birbirini iter, zıt yüklerse birbirini çeker. Evet, çizmiş olduğum pozitif ve negatif yük cisimler birbirini çekecektir. Aynı yüke sahip cisimlerse birbirini itecektir. Dolayısıyla iki tane pozitif yük çizersem bu yüklerin birbirinden uzaklaşacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bu sadece iki pozitif için değil, Aynı zamanda iki negatif yük için de geçerli. Aynı işaretli olduklarından bunlar da birbirini iteceklerdir. Bu aslında çok ilginç. Bir düşünsenize. Dünyamızda elektrikle ve yükle ilgili çok fazla şey var. Günlük hayatımızda çok elektrikli alet kullanıyoruz. Ya da telefonumuzu şarj ettiğimizi söylediğimizde aslında İngilizcede yük anlamına gelen o kelimeyi kullanıyoruz ve şarj diyoruz. İşte elektrik ve yükün hayatımızda bu kadar yer ediyor olması çok önemli. Ve bu kelimeler aslında dünyada gözlemlenen olguları anlatıyor. Atomik boyuta indiğimiz zaman yüklerin nerede olduğunu görebiliyoruz. Dediğim gibi bunlar bizim dünyayı anlamamız için oluşturulmuş modeller. O zaman gelin biraz atomik seviyeden bahsedelim. Atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulunur. Protonlar pembe ile nötronlarsa sarıyla çizdiklerim olsun. Protonlar pozitif yüklüdür. Üzerine artı koyduğumda sanmayın ki protonlar gidip artı şeklinde bir dövme yaptırmış. Artı çizmekle kırmızı yükle yüklenmişler demek arasında bir fark yok. Bu sadece bizlerin elektrik dünyasını anlayabilmemiz için tanımladığımız şeyler. Evet. Çekirdekte proton ve nötronlar var. Çekirdeğin çevresinde ise elektronlar var. Bu arada elektronların kütlesi çok küçük. Kütle de gerçekten çok ilginç bir kavram. Yine etrafımızdaki dünyayı daha iyi anlayabilmek için kütle diye bir şey tanımlıyoruz. O da tıpkı yük gibi maddenin bir özelliği. Dünyayı algılayabilmemiz için hacim, ağırlık gibi tanımlamaları zaten biliyoruz. Bunlara ek olarak bir de kütle var ve ilk bakışta göründüğü kadar kolay değil. Ama konumuza geri dönecek olursak demek istediğim fizik derslerinde öğrendiğiniz bu özellikler dünyayı ve sistemleri daha iyi algılayabilmemiz için tanımlanmıştır. Şimdi atomumuza dönelim. Bu ölçekli bir çizim değil ama atomumuzda iki tane elektron olsun. Ve bu elektronların da yükü negatif ve çekirdeğin çevresinde dolanıyorlar. Bu atomu modelleme sebebin bize triboelektrik etkisini açıklayacak olması. Triboelektrik etkisinde gerçekleşen şey şu. Balonu ve saçınızın özelliğinden kaynaklı olarak balonu saçınıza sürttüğünüz zaman balon saçınızdaki elektronları yakalar balon saçınızdan elektronları aldığı zaman da negatif yüklenmiş olur. Saçınızda elektron kaybettiği için pozitif yüklenmiş olur. O yüzden balonu saçınıza yaklaştırdığınızda triboelektrik etkisi gözlenir. Ne demiştik? Aynı yüklü cisimler birbirini iter. Saçınızdaki elektronlar balondaki elektronları itecek ve onlardan uzaklaşmak isteyecek. Böylece saçınızın uçları daha da pozitif yüklenmiş olacak ve balon zıt yüklü olduğu için birbirlerini çekecekler. Tüm bu olaylar elektronun hareket edebilmesi sonucunda oluyor. İşte bilim insanlarının kurduğu bu küçük modelle dünya üzerinde gerçekleşen elektrik olaylarını anlayabiliyoruz. Bu olaylar videonun başında bahsettiğimiz şimşekler, balonun saça sürtülmesinin yarattığı etki ya da ayakkabınızı paspasa sürttükten sonra kapıyı kapatırken hissettiğiniz elektrik çarpması olabilir. Tüm bunları anlamamızı sağlayan işte bu yük kavramı ve yük temel birimi proton ve elektrondaki yük cinsinden ifade ediliyor. Temel yük birimini küçük e harfiyle gösterelim ve bu proton yükünü belirtsin. Elektron kütlesinin protona kıyasla çok çok küçük olduğunu söylemiştik. Yani atomun kütlesi en çok proton ve nötrondan geliyor. Ancak elektron protonla aynı ve zıt yönü bir yüke sahip. Elektron yükünü bazen eksi e ile de gösterebiliriz. Ya da bunu birim olarak mı yük olarak mı düşündüğünüze bağlı olarak eksi bir e olarak göstermeniz de mümkün. Biz yük olarak düşünelim ve eksi e'ye elektronun yükü diyelim. Yükü olmayan cisimleri ise nötr cisim deriz. Ne o ne de o. Yani bizim örneğimizde ne pozitif ne de negatif anlamına gelen nötr kelimesi de zaten buradan gelmektedir. İşte nötronumuz. Şimdi biraz atomik seviyeden çıkıp daha büyük bir sistemi inceleyelim. Yükün genel birimi klomptur. Bu birim ismini 18. yüzyılda yaşamış fizikçi Charles Augustin de Coulomb'dan almıştır. Normalde klomp için büyük C kullanılır ama birimlerden bahsettiğimiz için küçük C kullanacağız. Bir klomp yaklaşık olarak 6,24 çarpı 10 üzeri 18 E'ye eşittir. Ya da şöyle diyebiliriz. Bir klomp 6,24 çarpı 10 üzeri 18 proton yüküne eşittir. Elektrondan bahsediyorsak da 6,24 çarpı 10 üzeri 18 elektron yüküne eşittir. Peki, bir proton ya da elektron yükünün kaç klomba karşılık geldiğini nasıl buluruz? Gayet basit, tersini alacağız. O zaman E yaklaşık olarak bunun tersine yani 1,60 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomba eşittir. Umarım temel anlamda yükün nasıl bir şey olduğunu anlamanıza yardımcı olmuşumdur. Elektrikle ilgili olaylarda günlük hayatımızda çokça karşılaşıyoruz. Bence evrenin gizemlerinden biri de bu videoda anlattığımız şey. Parçacıklar birbirlerini iteceklerini ya da çekeceklerini nereden biliyorlar? Bir şekilde kablo gibi bir şeyle mi iletişim kuruyorlar? Sanırım insan bir kere kuantum mekaniği gördükten sonra iletişim kurduklarını düşünüyor. Çünkü aralarında bir mesafe var. Belli bir mesafe varken birbirlerini iteceklerini ya da çekeceklerini nasıl anlıyorlar? Yük dediğimiz şey tam olarak nedir aslında? Bu isimleri biz veriyoruz ve daha iyi anlamak için sistemleri biz kuruyoruz. Ama gerçek anlamda yükün ne olduğunu biliyor muyuz? Bir açıdan baktığımızda balonu saçımıza sürtmek gibi bir oyun var. Ama başka bir taraftan derinlemesine düşündüğümüz zaman maddenin önemli ve gizemli bir özelliğini görüyoruz. Bu özelliği anlamaya çalışmaksa en güzel uğraşlarımızdan biri olsa gerek.